Merhaba arkadaşlar, 12. sınıf 2. yazılı için 10 tane çalışma sorusu çözeceğiz şimdi. Sorularımızın tamamı sınav ayarında sorular. Açıklamadan PDF'sine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gerçek lise soruları. Hatta gerçek lise öğrencileri de getirdim arkadaşlar. Bu öğrenciler de gerçek lise öğrencisi. Gerçekten de sınava hazırlanıyorlar. Dediler ki hocam dediler, sınavdan önce şöyle bir çalışma yapalım. Sınavda tokat yapalım sınava. İşte o yüzden buradayız. Şimdi arkadaşlar 10 soru çözeceğiz. Hepsini böyle tek tek anlatacağım size tüm detaylarıyla. Anlamadığınız bir yer olursa söyleyin arkadaşlar. Videodayız diye ayıp olur, utanırım, çekinirim. Yok. Herkes relax olsun. Gerçek, real hayat bizim favorimiz. Şimdi birinci sorumuz böyle. Muhtemelen sınavda bir tane logaritma ile ilgili kolay soru olur diye düşünüyorum. Olabilir. Şimdi birinci sorumuz bir çözüm kümesi olsun. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda her zaman paranteze dikkat edeceksiniz. O en güçlü parantez şurada bakın. Şu sıfırı alacaksınız. Bu logaritmanın buradaki sayısının üstüne koyacaksınız. Ve sonra sileceksiniz. Yani şöyle olacak. 5 üzeri 0 ne yapıyor? 5 üzeri 0 diye yazın. Artık logaritma bitti. Şunu eşitliyorsunuz. Logaritma 2. Açın logaritma 2. 3 tabanında 2x eksi 1. Kapatalım. Tamam. 5 üzeri 0 ne arkadaşlar? 1. Bunu silelim. Yerine 1 yazalım. Şimdi ne yapacağız? Eşittir'in bu tarafında gördüğümüz bu sayıyı alacağız. Logaritmanın tabanının üstüne yazacağız. O zaman ne oldu? 2 üzeri 1. İçerisinde aynen yazın. İç dediğim yerde tam burası oluyor. Logaritma 3 tabanında 2x eksi 1. Sonra yine burada gördüğümüz sayıyı alacağız. 3'ün üstüne yazacağız. Ne olur? 3 üstü 2. Bu 2'yi de aynen yazın. 2x eksi 1 oldu. 3 üzeri 2 ne yaptı? 9. 2x eksi 1 eşittir 9. Eksi 1 atın bu tarafa. 2x eşittir 10. X eşittir 5 geliyor. Çözüm kümesi dendiği zaman yazılılarda öğrenciler çok korkarlar. Korkmayacaksınız. Buraya hemen ÇK yazacaksın. Şu parantez tipini kullanacaksın. Çünkü bir noktadan bahsediyoruz. Belli bir aralık olsaydı bu parantezi kullanmayacaktım. Bak bu yüzden hocanız puan kırabilir. O yüzden dikkat edin. Parantezin böyle olacak. Tırtıklı olacak. Gelin 5'i yazın. Hop. İşte çözüm kümesi bu olmuş oldu. Olayımız bu. Bu tarz bir soru muhakkak gelir diye düşünüyorum. Çünkü logaritmanın en temel sorusu budur. Her zaman eşittir bu tarafında gördüğünüz sayı buradaki tabanın üstüne alacaksın. İçeriği de eşitleyeceksin. Yani burada taban dediğim yer şurası. Hemen geçeceğim bu soruyu. İç dediğim yer de şurası arkadaşlar. Eşittir'in bu tarafı da zaten eşittir'in bu tarafı da ev olsun. Mantık bu. Evet alın soruyu. Yazdınız mı soruyu? Şimdi ikinci sorumuza geçiyorum. Gerçek ortam olsun. Siz de bir nefeslenin. Evet ikinci sorumuz bir eşitsizlik çözüm kümesi olabilir diye düşünmüşüz galiba. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 2x eksi 4 büyüktür 2. Bak bu soru %99 çıkar. Bir de öğrenci arkadaşları en çok korkutan soru tipi budur. Çünkü niye? Şurasında bir tane 1 bölü 2 var. Bu soruların bir taktiği var arkadaşlar. Ben özellikle o taktiğini göstereceğim. Bu gösterdiğim yöntemle ister çölde çözün ister kutuplarda kafanız asla karışmayacaktır. Yöntem şu. Burada hani logaritma var burada yok ya. Diyeceksin ki ya burada da bir logaritma olsun kıyas yapabilmek için. Logaritmayı nasıl oluşturacağımı dikkat edin. 2 çarpı 1 desem kimse bana itiraz edebilir mi? Hayır. Peki o 1'i silsem, 1'in yerine logaritma 1 bölü 2 tabanında olur. 1 bölü 2 yazsam olur mu? Evet. Olur. Çünkü neden? Burayla buraya aynı olduğu zaman ne oluyordu? 1 oluyordu. Sonra şu 2'yi alsam, hani logaritmanın özelliği var. Önündeki şu katsayı alıyor, içini üstü yapıyor. Yani ne oldu o zaman arkadaşlar? Logaritma 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 2'nin karesi oldu. 1 bölü 2'nin karesi de ne olur? 1 bölü 4 olur. Yani bu 2 buraya kare olarak geldi. 1 bölü 4. Şurayı da aynen yazıyorum. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 2x eksi 4. Şimdi şu özelliği asla unutmayacaksınız. Bakın bu sınavda çok önemlidir. Şuraya yazacağım. Mesela logaritma a burası x olsun. Büyüktür logaritma a y olsun. X y'den büyük müdür? Evet. Bilemediniz. Çünkü tabanı bilmiyorum. Tabanın 1 bölü olmadığı için büyük. Tabanın 0 ile 1 arasında olup olmadığını bilgi vermediğim için kesin bir şey diyemezsin. Belki dediğin olabilir. Yanlış değil. Ama benim burada bir bilgi vermem gerekiyor. Kesinlikle doğrudur dediğim zaman sıkıntı oluyor. A 1'den büyükse evet. X y'den büyük. Ama a dediğim sayı 1 ile 0 arasındaysa ne olur? O zaman tam tersi oluyor. Tersi oluyor hocam. Tersi oluyor. Hocam
oluyor yani? Sıfır diğer taraflarımız. Bir büyüktür, A büyüktür, sıfır. Sıkıntı yok, tamam. Tamam. Şimdi burada tabanımız ne? Bakın gerçekten de real ortam. Teşekkür ediyoruz. 1/2, 1/2. Tabanımız 0 ile 1 arasında mı? Evet. Evet. O zaman ne yapacağız? Bu işsizlik yön değiştirdik. Muhtemelen yazılımda bu tarz bir soru gelir bence. Çünkü küçüktür. Öğrenci arkadaşlar burada taklaya gelebiliyorlar genelde. Bu. -4'ü atın bu tarafa. 2x küçüktür. 1/4 artı 4. 4 × 4 16. Bir daha. 17/4. Hızlı olalım biraz daha. 2'ye bölelim. Burayı 2'ye böl, burayı da 2'ye böl. X küçüktür. 17/8. Peki bitti mi arkadaşlar? Bitmedi. Bakın sakın böyle bırakmayın. Alamazsınız bir şey. Ne yapacaksınız? Geleceksiniz, diyeceksiniz ki logaritmanın bir ana tanımı vardı. Hatırlıyorsun değil mi ana tanımı? Evet. Neydi o ana tanım? Hemen hatırlatayım. Üst 1'den büyük olacak. N 0'dan büyük olacak. M 0'dan büyük olacak. M eşit değildir. 1 olacak. Üçlüyü sağlatmamız lazım. Burada şu var ya, hani logaritmanın ana tanımı, logaritma olabilmesi için bunun şeyden büyük olması gerekiyor. Sıfırdan büyük olması gerekiyor. At bu tarafa. 2x büyüktür 4. X büyüktür kim oldu? Tamam. X 2'den büyük olacak. 17/8'den de küçük olacak. Nasıl olacak? Şöyle olacak. X 2'den büyükse 2'de x'den küçük olacak. Evet bak sinsi bir soru gördün mü? Burada insan bir muammada kaldı. Hissettiniz değil mi o muammayı? Evet, kalp atışımı duydun mu? Evet. Duydum. Şimdi 2 ile 17/8 arasında olacak. 2, 17/8. Bak çözüm kümesini böyle yazacaksın. Niye böyle yazacaksın? Bu aralık parantezi. Ne ile ne arasında? Bak dahilik olmadığı için bu aralıkta. Burada dahilik yok sorunu. Dolayısıyla 2 ile 17/8 arasında olduğunu bu parantezle göstereceksin. Sınavda bunu yazacaksın. 10 puanını alacaksın. Ben de güzel oldu. Nasıl gidiyoruz? Sıkıntı yok. Bir göster arkadaşlara şu Mücahit'in motivasyonunu bir göster. Evet. Şimdi devam edelim. Sıradaki soruyu ben de ilk defa çözüyorum. Hemen hızlanıyorum. Aldınız değil mi not? Evet hocam. Tamam. Evet. Betül yazıyorsun değil mi sen? Yazıyorum. Tamam. Şimdi geldik. Şöyle bir şey verdik. Üçüncü soru arkadaşlar. Diziler sorulmuş. Ooo trigonometre mi var sınavda? Evet hocam. Ooo. Ooo. Çözümleri yok. Çok iyi. 4 - 2n dizisinin kaç terimi pozitiftir? Dizisinin büyüktür 0 yapacağız. Kaç terimi pozitiftir? Arada yardımcı olun. Ben de inanın ki çok hazırlıksız yakalandık bu videoya. Yani çok ani oldu. 3 dakika içinde karar verdik, 5 dakika içinde çekmeye başladık. Aynen. Şimdi kılık kıyafetten belli zaten. Çok yakışıklısın bu... Dizisinin kaç terimi pozitiftir diyor. Büyüktür 0. Bravo. En önemli yeri yaptınız. Hadi geçmiş olsun. Pozitif demek 0'dan büyük demek. Şimdi arkadaşlar. İşler dışlar yaparsak kökü götürmüş oluruz. İşler dışlar o yüzden asla yapmayacağız. Burada farklı bir şey söyleyeceğim. Bakın bu AYT matematik için de lazım. AYT matematik videolarımı eğer seyretmişseniz orada da çok uzun uzun anlatmıştım. Zaten bu konuları ben eşitsizlikleri uzun uzun anlattım. Burada şöyle bir şey yapacaksınız. Bak bu bunun kaç katı? Yani büyüğü küçüğün katıymış gibi yapacaksın. Ya da senin dediğin gibi polinom bölmesi yapacaksın. Ama benim burada tercihim küçüğü büyüğün katı gibi yapmak çok zor olmuyor bu sorularda. Şimdi mesela elin kaç katı? Eksi 2 katı mı? Evet. Bari belli değil mi? O zaman şöyle yapsam mesela. N-8 parantezini alsam. Bak dikkat et. N-8 parantezini alsam. Tam tersi. Ama zaten burada eksik çözümü yapsam yetiyor ya. Benim aklım tam sayılara gitti. Kaç tane tam sayı değeri varmış gibi düşündüm ama. Direkt eksik çözümü yapacağız zaten. Burada ufak bir özür diliyorum. Bu zaten hani kaç tane değeri vardır gibi bir soru değil. Ne yapacağız? 2 geliyor. Tablo yapalım. Tablo yapacağız. Tablo yaparken yöntem neydi? Payı sıfır yapan değerler ve payda sıfır yapan değerleri bulmamız gerekiyor. 8 ve 2. N ya 8 olacak. Payı sıfır yapan değer bu. Payda sıfır yapan değeri de bulacağız. 2. N 4. 4 kere 2 8. Yok. 2. N 2. 2 kere 2 4. 4'ten 4 gitti. 0. 8'den 8 gitti. 0. Yazın bu 2 ile 8'i. Gülmeyin. N'in katsayısı artı. N'in katsayısı eksi 2 artı x'ye bölüm ne olur? Eksi artı eksi çift katlı kök de yok. İyi güzel. Sıfırdan büyük yeri alacağım. Buraya alırım değil mi? 2 ile 8 arası dahil değil. 2 ile 8 arası olacak. Ama 2 de dahil değil. 8 de dahil değil. 2 payı 0 yaptığı için dahil değil. 8 de payı 0 yaptığı için dahil değil.
Dolayısıyla 2 ile 8 arasındaki kaç tane terim olduğunu bulurum ben buradan. 3, 4, 5, 6, 7. Sınavda böyle yazarsınız, tamam mı? Daha çok. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. Tamam. Olay bu. Benim aklım başka bir yere gitti. İlk orası için. Orayı yüklemeyeceğim ki siz de sınavda belki aynı tuzağa düşebilirsiniz. Düşmeyelim. Evet. Önemli olan siz düşmeyin. Ben düşeyim. Biz hocam, siz düşün, biz düşmeyelim. Yalnız bu kamerayı, çekim yapması kameranın stop düğmesi nerede onu da bilmiyoruz. İnşallah bir yerde inşallah takılmayız. Aritmatik dizisi. Dördüncü sorumuz. Vay maşallah. Dörde geldim. Heyecanını biliyorum. Siz bunu bir de kameramı unutun. Hüsnü Özgün'deki arkadaşlar bu arada selam. Sponsorlarımız olduğu için. A5-12. A5-12. A3-13. 24 olduğuna göre diyor. A29 kaç? Muhtemelen hocalarımız bu soruların benzerlerini soracak. İnşallah olur. Şimdi bu da aritmatik dizinin çok temel bir sorusu. Çok temel bir sorusu hocam. Bu aritmatik dizinin evet. Genel formülü bir hatırlatayım, hani işe yarar diye düşünüyorum. Çok iyi. AN eşittir A1 artı N-1 çarpı R. Evet, D oluyor. Geçen seneden beri anlatmıyorum. Olay bu. Evet. Bu ana formül. Her zaman yapamasan bile ana formülü yaz. Ondan sonra her şey geliyor. Çocukları ara. Şimdi bak. A5. Yine ne yazacaksın? 5. Bence onu yapmayalım. Hatta gerek yok. Hocam A10 yazalım, A5 cinsinden yapalım. Aynen A5 cinsinden yazalım. Öyle mi yapalım? Evet. D'yi buluruz. Direkt buluruz hocam. Bilmeyene denk gelirmiş. Kafası karışır mı? Hayır, gelmeyiz. Silinsin. Bence değişen bir şey olmaz. Çok daha basit. Bir yöne göstereyim, bir yöne göstereyim hocam. Hocam gerek yok. İki yöntem var da hangisini? Öbürünü yapalım. A3 A5'ten yazalım. Şöyle tamam. Bu ana formül. Buradan da bir çözüm var ama bir çözüm daha var. Onu da gösterelim. Bunun üzerinden gitmeyelim arkadaşlar. Çünkü bu hakikaten de daha kısa oluyor. Ben de bu yöntemi savunuyorum. Mesela burada elimde A13 var. Burada da A5 varsa A13'ü A5 cinsinden yazacağım. Aynen. Şöyle yazıyoruz. Bakın. A13 eşittir. A5 artı. 13'ten 5 çıkarıyorsun. Evet. 8 R. Bak taktik bu. Büyük bir sayıyı küçük bir sayı cinsinden yazarken A13 eşittir A5 artı 13'den 5 çıkarıyoruz, 8 çarpı R. R ne? Ortak fark. R ortak fark. A13 ne? 24. A5 ne? 12 artı 8 R. Atın bu tarafa. 12 eşittir 8 R. Bölün 8'e. Bölün 8'e. Çarp. 4'e bölün. R eşittir 3 bölü 2. Şimdi A29'u soruyor. A29'da A13 cinsinden yazdım. Harekete bakın. A29 eşittir A13 artı 29 A13 çıkartın 16. Yok hayır. Evet 16. 16 R. A13 kaç? 24 artı 16 çarpı R. R ne? 3 bölü 2. A29 burada kalsın. Evet, dediğim gibi daha kolay oldu hakikaten. Öğrenci çözümü. 16 2'ye böl. 8 kere 3. 24. 24 artı 24. A29. O da eşittir 48. Güzel. Bence mantığa başladık. Bravo. Moral ve motivasyon için teşekkür ediyorum. Şu taktiğin ne olduğunu son kez söyleyeyim. Mesela A100'ü A15 cinsinden yazarken ne yapacaksın? 115 çıkar. 85 R. Taktik bu. Tokat. Geçelim. Çok iyi söyledim. 4 bitti. Sağ ol yaptım. Şimdi arkadaşlar sıradaki soruya geçelim. Bir aritmatik dizide ilk terim 2. Nasıl yazsak ki bunu? A1. Aynen öyle. Heh. Dediğiniz gibi yazalım. Soru 5'teyiz. Bir aritmatik dizide ilk terim 2. İlk terim demek A1 demektir arkadaşlar. A1 kaçmış? 2. 2. Siz de söyleyin de benim bazen de ekran kayıyor. Bizde yok ki. Ortak fark 1 bölü 4. Ortak fark dediğim ne? R. O da neymiş? 1 bölü 4 olduğuna göre bu dizinin ilk 10 teriminin toplamımız en son. Şimdi bir daha tanıtıyorum. İlk terim A1 diye gösteriliyor. Ortak fark R diye gösteriliyor. İlk 10 teriminin toplamı da en son diye gösteriliyor. En son dediğim A1, A2, A3 nokta nokta A10'a kadar olan toplam. Bunun da bir formülü var. Eser'in formülü neydi? N bölü 2. N bölü 2 çarpı A1 artı A1'di.
Formül buydu. Üzül, hemen yazın sınavda. Böyle bir şey çıktığı zaman sınavda yazın. Tamam mı? Sonra şöyle yapacağız. Bana en son soruluyor. N'ini koydum. 10 koydum. N eşittir 10 koydum. Ne oluyor? En son. 5 çarpı. 12'ye böldüm. 5 çarpı A1. A1 ne? 2. 2 artı AN. A. A10. Burada kalsın, bir aşağıda yapalım. Herkes anlatmasın, herkes mutlu olsun. Mutlu olmak hepimizin hakkı. 2 artı A10 ne? A1 artı? 9 R. 9 R. Bunu nereden biliyorum? Hatırlayın, az önce öğrettim daha yine. A1 yazarsan ondan bir çıkar. 9. 9 R. Bak mantık bu kadar. Başka bir şey değil. Abartmayın. A1 ne? Nerede? 2. R ne? 1 bölü 4. 9 bölü 4. Çok kötü şey geldi. Hayır gitsin. Artı 9 çarpı 1 bölü 4. 2 2 daha ne yaptı arkadaşlar? 4. Sileyim. Nasılsa kaydoluyor her şey. 4. 9 çarpı 1 bölü 4'ten ne geldi? 9 bölü 4. 4 kere 4 16. 9 daha? 25 bölü 4. 125 bölü 4. 5 ile 25 bölü 4 çarpın. 125 bölü 4 olacak. Bu kadar. Tamam. İşlemde kafası karışan yavaş yavaş baksın. 2x'ten videoyu geri durdursun. 0.25x'i alsın. Orada istediği gibi yazar. Bakayım. Evet. Şimdi arkadaşlar 6. sorudayız. 6. soruda diyor ki bize AN bir geometrik dizi. Bu bilgilerimiz geometrik dizi için verilmiş. Lütfen kağıdınıza bu şekilde not alın. AN geometrik dizisi için. A5 10 bölü 9. A10 270. Buna göre A7 kaçtır? Yine sizin az önce bana öğrettiğiniz o taktiği yapacağım. Böyle diyorum ki aklınızda daha çok kalsın. Geometrik dizi, burada dikkat edin. Burada taktik değişecek. Mücahit, sen yine itiraz et. Şimdi A10'u A5 cinsinden yazacağız. Evet. Büyüğü küçük cinsinden yazıyoruz. A10 eşittir. A5 ondan 5 çıkartın. 5. R üzeri 5 diyorsunuz. Bu geometrik dizi olduğu için böyle. A10 ne? 270. A5 ne? 10 bölü 9 çarpı R üzeri 5. Arkadaşlar taktik yapıyoruz. Bu sıfırla bu sıfır birbirini götürüyor. Tamam mı? 9'a çarpı olarak buraya atıyorsunuz. 27 kere 9 kaç yapar? 243. Oo, fenasınız, başa belasınız. R üzeri 5. 243 kaç yapar? 3'ün 5'i. Rakipler var ya. Ne rakipler? Yani R 3'tür. 5'ler birbirini götürürse R eşittir 3. Şimdi bakın. A7'yi yazacağım. Bu büyük, bu küçük. A7'yi A5 cinsinden yazacağım. A7 eşittir. A5. 7'den 5 çıkartın. 2 üzeri R. R üzeri 2. 2 üzeri R değil. R üzeri 2. R üzeri 2 hocam. Dikkat et çocuk. A5 kaç? 10 bölü 9. R kaçtı? 3. 3. 3'ün karesi. 3'ün karesi kaç yapar? 9. 9'dan götürürse birini A7 kaç yaptı? 10. Tamam. Bu da tamam. Hemen sıradaki soruya geçelim. Oo, fena başa bela. 27 metre yükseklikten bırakılan bir top yere her değdiğinde bir önceki yüksekliğinin 1 bölü 3 kadar yükseliyor. Top 5 kere yere çarpıp yükseldiğinde kaç metre yol almıştır? Şimdi yandık. Merak etmeyin. Veriyorum size bak. Herhalde esen yapacağız değil mi? A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R mi? Soruyu bir daha atıyorum. 7. soru. 1-0. Arkadaşlar 7. sorumuz tam böyle sınavın tadında bir soru. Bütün sürenizi yiyebilir. Çok dikkat edeceksiniz 7. soruya. Diyor ki 27 metre yükseklikten bırakılan bir top yere her değdiğinde bir önceki yüksekliğinin 1 bölü 3'ü kadar yükseliyor. Top 5 kere yere çarpıp yükseldiğinde kaç metre yol almıştır? Şimdi ben soruyu tahtada da anlatacağım. Umarım not almışsınızdır. Zaten açıklamadaki PDF'de de var. Şimdi top 27 metre yükseklikten bırakılıyor. Şöyle bir topumuz olsun. Top değiyor böyle. Değdikten sonra ne yapıyor arkadaşlar? Sıçrıyor. Ne kadar? Bırakıldığı yüksekliğin 1 bölü 3'ü kadar zıplıyor. Yani o zaman çıkacağı miktar 27 çarpı 1 bölü 3. İneceği miktar ne? Çıktığı kadar iner. O zaman 27 çarpı 1 bölü 3 kadar inecek. Sonra devam ediyorum. Bir daha çıkacak. Bu sefer ne olacak? 27 çarpı 1 bölü 3'ün bir daha 1 bölü 3'ü çarpacağız. Çünkü neden?
bu yüksekten bırakıldı. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 olacak. Dolayısıyla burası 1 bölü 3'ün karesi olacak. İnerse ne olacak? Yine 27 çarpı 1 bölü 3'ün karesi olacak. İşte bakın burada bir geometrik dizi oluşuyor. Ama ben bu soruyu çözerken şöyle yapacağım. Çıkarkenki yükseklikleri toplamını bulacağım. 2 ile çarpacağım. Şu 27'yi de en baştaki şu bırakılan yükseklik 27'yi de ayrı yeten ekleyeceğim. Sebebini anlayacaksınız. Şimdi siz şurayla ilgilenin. Çünkü burayı 2 ile çarpma şansınız var. 27'yi 3'e bölersiniz kaç yapıyor? 9. İlk terim 9. Bir sonraki terim kaç? Tekrar 9. 1 bölü 3'ün karesini alın. 9. 27'yi 9'a bölün. 3. 1. 1 bölü 9. Şimdi bu şekilde asla toplamaya çalışmayın. Çünkü çok ciddi büyük sayılar bulacaksınız. Ve hocalarımız kabul etmeyebilir. Yani hocalarımız kabul etmeyebilir. O yüzden bunu taktiğine göre yapacağız. Bu bir geometrik dizi bakın. Neden biliyorum? Çünkü 3 ile bölünerek geliyor. Geometrik dizide terimler toplamını veren bir formül var. Sn eşittir. An yok özür diliyorum. A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R. Bu bizim terimler toplamımıza yarıyor. İlk terimimiz ne? 9. Bakın A1 dediğim sayı ne? 9. R dediğim sayı ne? 1 bölü 3. Bunları koyun yerine. Şunu da yapacağım çünkü biraz çok işlem alacak. 9 çarpı 1 bölü 3. Peki bu top kaç kere çarpıyor yerine? 1, 2, 3, 4 kere çarpıyor. 4 kere çarpıyor. Bana neyi soruyordun? Bakın şuraya bir daha bakalım. Top 5 kere yere çarpıp yükseldiğinde. Yani dolayısıyla hani 4 kere bunu şunun dışında 4 kere daha çarpıp yükselecek. Çok önemli orası. Yani sonuncu yükselmesi olduğu için ben bunu ne yapabilirim? 5 kere yere çarpıp yükseldiğinde. Şimdi 5. kez çarptı. Yükseldi. Şimdi 5. mesela şu olsun. Çarptı. Belli yükseklikten bırakıldı. Yükseldi. Bir daha 1 bölü 3 kadar yükselecek değil mi? Bakın. Burada bir şey var. Burada bir kere çarptı. 2, 3, 4 kere çarptı. Ayrı ayrı alsak daha iyi sanki. Figen sen ne diyorsun? Hocam ben de aynı şeyi düşünüyorum. Aynı şeyi düşündün değil mi? Evet şu an hiç odaklanamadım. Şimdi ben şunu düşünüyorum bak. Durdum da videoyu. Tamam. Şimdi burada çok kafa karıştırıyor. 5. kez çarpıp yükselişinde diyor ya. Evet. Dolayısıyla burada inmeyecek aşağıya. 2 ile çarpamayacağım aslında. Evet orada 2 ile çarpamayacağız. Başta da çarpamayacağız. O zaman ne yapalım? 2 kere hesaplayalım o zaman. Bir inişleri hesaplayalım. Bir de çıkışları hesaplayalım. Evet, evet. Yoksa kafamız karışacak. Tamam. O zaman şu formülü inişler ve çıkışlar olarak yapalım. Nereden yapalım hatta şuraya? İnişler diyelim. Bir de çıkışlar diyelim. Yoksa çok kafa karıştıracak ve çok canımız yanacak. İnişlerde kaçla başlıyor? 27. 9, 1 bölü 9, 3, 1, 1 bölü 3. Bu inişte çarptı. 5 kere çarptı mı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere çarptı. Şimdi yükselişleri bulalım. İlk yükseliş ne kadar? 9. Doğru mu? Evet. 9, 3, 1, 1 bölü 3, 1 bölü 9. Ooo iyi ki yapmışız. Çıkışlarda şu. Böyle hesaplarsak bence daha az kafamız karışacak, çok daha rahat yapacağız. Yoksa ikisi birbirine girecek arkadaşlar. Şimdi aynı formülü o zaman şunu silelim. Şunu silelim. İkisi için de ayar yapalım. İnişler. A1 kaç? 27. 27. R kaç? 1 bölü 3. Formül neydi? Sn eşittir. A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R'ydi. Yazalım yine A1 ne? 27. R ne? 1 bölü 3. Kaç kere çarpıyor? 5 kere. Bu da ne olacak? 1 bölü 3 olacak. Hesaplayalım şimdi arkadaşlar. 27 çarpı 1 bölü 243. 240 bölü 243. 3 kere 1 3. 2 bölü 3 yapıyor burası. Ters yerini çarpın. 3 bölü 2 yapıyor. Buna bölün 120. Buna bölün 81. O zaman 27 çarpı 120 bölü 81 yapıyor. Bununla da bunu götürtüyorsunuz. Götürüyor değil mi? Hatam yok. Doğru. Oradan ne yapıyor?
Hocam şurası 240 değil de 242 değil mi? Neresi? Yukarısı var ya, orası. 242 değil mi? Evet, 240 değil. Evet, bir dakika. Oradan yeniden alalım. 242 bölü 243 bölü 2 bölü 3. 3 bölü 2 yapıyor. Başında 27 var. Tamam, şimdi oldu. Bunu ters et çarpacağız. 2'ye bölün 121. Bölün bunu 81. 81'i 27 bölün kaç yapıyor? 3 yapıyor. O zaman 121 bölü 3 oldu. Doğru. Evet. Şimdi geçelim şuna. Burada A1 ne? 9. 9. R ne? 1 bölü 3. Formülümüzü uygulayalım. Formülü bir daha yazayım kaçanlar için. A1 çarpı 1 eksi R üzeri kaç kere var? Kaç çıkış var? 5. 5 çıkış var. O zaman R üzeri 5. 1 eksi R. A1 ne? 9 çarpı 1 eksi 1 bölü 3 üzeri 5. 1 eksi 1 bölü 3. 9 çarpı kaç yapıyor? 1 bölü 243. 242 bölü 243. 2 bölü 3'ü ters ev çarpalım. 3 bölü 2. Bu sefer ne olacak? Şöyle olur. Buradan yine 121 gelir. Bölün 81. 9. Bu da ne yaptı? 121 bölü 9 mu oldu? Evet. Tamam. Çok güzel. Bu kaçtı? Buydu. 121 bölü 3'tü. Artı 121 bölü 9. Toplayın. 3 ile çarpacağız. 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. 3 kere 5, 363. Artı 121 bölü 9. Kaç yapar o da? 4. 2, 6 daha. 8. 3, 1 daha. 4. 484 bölü 9 yapıyor. Sadeleşir mi? Sadeleşmez. O zaman cevabımız 484 bölü 9 yapacak. Bu sefer oldu. Mantığa da yattı mı? Yattı. Burayı böyle editlemeyelim arkadaşlar. Çünkü benim yaşadığım muammayı sınav esnasında siz de yaşayabilirsiniz. Bakın burada top 27 metreden bırakılıyor. 1 bölü 3 kadar yükseliyor. Yine 1 bölü 3 kadar iniyor. Ama diyor ki 5. kez çarpıp yükselişinde diyor. Dolayısıyla burada bir yükselme var. Burada iniş ve çıkışlar birbirine karışacağı için ben öncelikli olarak kendi örüntümü kendim oluşturdum. Nasıl oluşturdum? 27 indim. Sonra 9, sonra 3, sonra 1, sonra 1 bölü 3. Ve böylece 5 kere yere çarptım. Çıkışlar ne olacak? 5. kez de yükseldiğim için işte 9, 3, böyle gittim. 9, 3, 1, 1 bölü 3, 1 bölü 9 ektim. Zaten buradan gerisi çok kolay. Neden daha çok kolay? Senin formülün neydi? Sn eşittir A1 çarpı 1 eksi R üzeri R bölü 1 eksi R. Peki en neden 5 oldu? Çünkü 5 kez hesap yapıyorsun burada. R dediğin şeyde 1 bölü 3. Bu dizileri yazdıktan sonra ilk başta şunun için uyguladım. A1 neydi? 27. 1 eksi 1 bölü 3 üzeri 5 bölü 1 eksi 1 bölü 3. Bunu yazdım. Sonra şunun için de yazdım arkadaşlar. A1 9, R1 bölü 3. Oradan hesapladım geldi. Gayet güzel oldu bence. Bunu bu şekilde not alalım ama bence zordu soru. Daha farklı şekilde çözümler olabilir. Ama ben akılda kalıcı ve hani sınav anında o öğrenci psikolojisiyle bu şekilde çözülmesi bana daha rahat geldi. Söylüyorum. Yapma. Cos 20 eksi kök 3 çarpı sin 20 bölü cos 80 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bu sorularda tamam mı? Özel bir sayı arayacaksınız. Özel bir sayı gördünüz mü? Ben gördüm. Kök 3. Kök 3. Evet. Bana sırıtıyor. Bayağı. Nereden sırıtıyor? Kök 3 dediğim sayı neye eşit? Tan 60'a. Evet. Tan 60 ne arkadaşlar? Kök 3. O zaman ben şu kök 3'ü sileceğim. Tan 60'a da. Hoca başka sınavda ne sorabilirdi? Kök 2 bölü 2 ile ilgili bir şey sorabilirdi mesela. O da özel bir şey ama bu sorularda genellikle ya tan 60 sorulur ya tan 30 sorulur. O yüzden buraya sınava girdiğiniz anda tan 60, tan 30'u yazın. Zaten bu konunun en meşhur sorusudur. Nasıl örnek veriyorum Türkiye'de Ankara'ysa bu sorularda da Ankara bu. Tamam mı? Tan 60 yerine ne yazacaksınız? Sin 60 bölü cos 60 yazacaksınız. Şimdi arkadaşlar yazıyorum. Eksi sin 60 bölü cos 60 çarpı sin 20 bölü cos 80. Şimdi ne yapacağız? Payla eşitleyeceğiz. Nasıl eşitleyeceğiz? Bunu neyle genişleteceğiz? Cos 60 ile mi? Yapın. Cos 60 çarpı cos 20. Cos 60 çarpı cos 20 eksi sin 60 çarpı sin 20 bölü cos 60 bölü cos 80.
Şimdi şunu bilmeyeni dövüyoruz. Kosinüs açılım formülü. Sinüs açılım formülü. Şimdi de ben hatırlayamıyormuşum. Bir senedir anlatmıyorum. Tanjant açılım formülü. Bunları bilmeniz gerekiyor. Şimdi bu bu neye formüle benziyor? Bir dakika söylemeyin. Kosin kosin olursa sinin formülü. Evet, doğru mu? Sin kos sin kos. Evet. Bu kosun formülü. Peki kosun hangi formülü? Kos A artı B formülü değil mi? Evet. Kos A artı B'nin açılımı neydi? Kos A artı. Kos A çarpı kos B, kos B artı eksi artı sin A çarpı sin B. Bu eminiz değil mi? Eminiz. Şimdi bu o zaman bak kos, kos, sin, sin. Bunun açılımı A dediğim sayı 60, B dediğim sayı 20. 60 ile 20'yi toplarsanız ne yapıyor? Kos 80 mi yapıyor? O zaman bunu neyse yapmayayım. Hocam bu değildi sanki. Kos 80. Kos A, sin B. Oğlum değil. O değil, o sinüs. Sin kos sin kos ne var? Ya bu abi. Oo hocam o kosinüs formülü bu. Kos 80. Bak gördüğünüz gibi bir seni anlatmasam da kameramanımız şaka yaptı arkadaşlar. Kos 80 böyle birden 1 bölü kos 80 oluyor. Bunu da taklattım çarpın. Bak oyun olmasından gider ya. 1 bölü kos 60. 1 bölü kos 60. Kos 60 kaçtır? 1 bölü 2. 1 bölü 1 bölü 2. Cevap 2. 2. Güzel oldu. Unutmayın. Hocaya tan 60'ı verecek. Bir de hiçbirini vermedim. Ya tan 30'u verecek. Burada özel açılar var. 1 de verebilir bak. Tank. En kötüsü o. Aklına gelmez. Tank. 1 ne demek? Tank. Tank 5. Yani bunu bir verirse fark edemeyebilirsin. Hallederiz. O yüzden dikkat edin buna, tamam mı? Burada 1 de olabilir yani kötüsün yanında. Güzel. Bu da oldu. Hadi hayırlı olsun. Kaçıncı soruya geldik? 9. Var ya bir su filan vereyim yok. Buraya kadar dinlemeyi başaran arkadaşlar. Vallahi evet. Size yeni bir hayvan ismi söyleyeceğim. Bu kalem bu. Sizin kodunuz bu kalem bu. Geçiyorum. Sinix 9. soru S9. Bu arada dinleyen öğretmen arkadaşlar olabilir. Onlara da saygılar şimdiden. Çocuklarımıza faydalı olması dileğiyle. Şimdi arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bunun açılımı neydi? Öyle bir şey. Cos cos sin sin. Evet. Cos x çarpı cos y artı sin x çarpı sin y. Arada şu vatandaşları çekti arada. Sin y. Soru bana bunu soruyor. Doğru mu dersin? Soru bana bunu soruyor. Hocam burası eksi mi artı? Bu da buna eşit. Eksi ise artı. Tam tersi. Şu tam tersi. Cos zıttır. Bence çok önemli bir yer. Cos cos sin sin. Tamam mı? E şimdi elimdeki bilgiler de bunlar. Ben şimdi bunlarla ne yapabiliriz? Bunları nasıl elde edeceğim? Korktunuz değil mi? Korkmayın. Var ya bu soru sınavda çıkar. İlk başta ben de korkar gibi oldum ama buldum. Düşününce, az düşününce buluyorum. Bu arada arkadaşlar ben ezberci eğitiminden nefret ederim. YouTube'daki çalışmalarımda da biliyorsunuz. Özellikle problemler kitabımın çözümlerine baktıysanız onları da yaparken ezberci anlayıştan hep uzağımdır. Arada ufak bir neredesin? Kalem aradım ben. Seni buldum. Şimdi cos x çarpı cos y'yi nereden bulacağım? Nereden bulacağım? Hadi inanmıyorum senin bulduğuna. Nereden bulacağım? Çevir kamerayı. Çevir şunlara. Nereden bulacağım? Hadi söyleyin bakayım. Hocam sorunun içinde çıkıyor. Nerede çıkıyor? Sorunun içinde. Nasıl çıkıyor? Diğerlerde var işte. Diğer nerede çıkıyor? Küçük. Diğerlerde var işte. Diğer nerede çıkıyor? Bari bu sınavda çıksaydı bittiydiniz siz ha? Bence de bittiydik ama artık bitmeyeceğiz. Bitmeyeceksiniz, deşifre var. Karesini alacağız, karesini alacağız. Karesini alacaksın. Çok duyuyoruz, onları çıkıyoruz zaten. Alın karesini. Ailesini çözdünüz diyor. Ama karesini alınca oluyor mu? Oluyor, oluyor hocam. Çöz, alın, toplayacağız sonra. Alın hocam. Peki sin kare x çar artı kos... Hocam siz alın benim değil. Emin misin? Eminim, %100 eminim. Bak olmazsa? Olacak. Alıyorum karesini. Anlayacağım. Sin kare x artı 2 çarpı sin x çarpı sin y artı sin kare y eşittir 9 bölü 25. Tamam yani şimdi alttakinin karesini alalım. Zaten orası 1'e gidiyor. Tamam. Hayır etmiyor. Alttakinin karesini alalım. Alttakinin kızaklığı da aldım. Bravo. Karesini alalım. Sin kare x birinci ile ikinci çarpı sin kare. 2 çarpı, 8 çarpı. Yani çumaklar.
Kosik serpe. Kız rüyasında gördü, iyi bildi. 4-5'i puanı bekliyormuş. 16-25. Aynen, şimdi topladığınızda... Taraf taraf topluyorum. 2 tane 1 geliyor, bir de 2 parantezini öldürsek formül geliyor. Sinkare ile koskare ile toplamı 1. Bir tane daha bir geliyor. Sinkare ile koskare ile toplamı 1. Bir de 2 parantez. Artı 2 çarpı, 2 parantezini alarak yazalım. Edit olsun. Sin x çarpı sin y artı cos x çarpı cos y. Bu da zaten... Toplayın şunu. 16 ile 9 toplayın. 25 bölü 25. 1. Çok iyiyiz. Bravo. Şimdi 1 daha. 2. Öbür tarafa. Eksi 1. Eksi 2. O zaman 2 çarpı. Ulan şunu bir daha yazmak istemiyorum ama. Çok koydu şu an bana. Şu an bana çok koydu. 2. Eksi 1 yaptı. Alayın 2'ye bölün. Eksi 1 bölü 2. Oradan da. Eksi 1 bölü 2. O zaman bunun yerine ne yazacağım? Bitti hocam, cevap bu. Eksi 1 bölü 2. Cevap bu. Aynen, mükemmel. Evet, kaça geldik şimdi? Son soru. Son soru. Bitti. Murat Hoca'ya da teşekkür ederiz bu arada. Murat Hoca muhtemelen... Murat Bey. Şeyle... Kastamonu. Bingöl. Bingöl'ü mü sorun Murat Hoca'ya, tamam mı? Bingöl'ü olabilir hocam. Tak olabilir ha. Var ya. Kısa. Kısa. Videoda duyarsa. Burayı editlemeyeceğim. Özür dile hocamdan. Yakışıklı mı? Yakışıklı. Bravo. Cihat'ı toparladım. Niye kısa diyor onu bakalım. Tamam. Arkadaşlar 10. soruya geldik. Şahitsiniz. Kantinde az önce ben kahvemi içerken dediniz ki hocam sınav var. Çektik geldik. Ani oldu. Ben de biraz hata yapmış olabilirim. Yıllar mı oldu hocam bu? Nasıl? O zaman yaptık ya. Cihat çıksa benden... Arayı mı istiyorsan? Bu soruyu geçiyorum. Ama bu soru hatalı sanki. 2, 10, 4, x. Bir de ben yapamıyormuşum şimdi. X artı y kaçtır? Y nerede? Y nerede? Ha, y buldum. Heh, tamam, anladım şimdi. Ne x artı y mı? X artı y toplamı kaç derecedir? Ha. Şimdi arkadaşlar bak buradan... 5, 12, 13 falan. Buradan bu mantıkla siktin seni bulamazsınız. Burada yapmanız gereken hareket şu. X artı y toplamını ya tanjant değerini bulacaksın. Ya sinüs ya kosinüs. Ama bunlarda elit olan nedir? Tanjant. Tanjanttır, tamam mı? Tanjant x artı y'yi bulacaksınız. Olayınız bu olacak. Şimdi tanjant x artı y'nin bir açılımı vardı. İnşallah hatırlıyorsunuzdur sınav öncesi evet, ya. Evet. Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y. Kameralara çıkmasan da sesinden seni bulacaklar. Yani çünkü de eksi. Bu bunun açılımı. E tan x'i nasıl bulacağım? 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. Tan x neydi? Karşı bölü komşu. 2 bölü 4'ten? 1 bölü 2. 1 bölü 2. Tan y'yi bulalım. 4 bölü 12. Karşı 4, komşu 12. 4 bölü 12. 1 bölü 3. Kaç yaptı? 1 bölü 3. Koyun yerine. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3. 5 bölü 6. Şu an biter dedim ki inanamazsınız. Toplayacağız. 3 ile 2 ile 3 kere 1 bölü 3. 5 bölü 6. Zaten buraya kadar dinleyebildiysen herhalde bu işlemi yapabiliriz. Buradan 1 bölü 6, 1 eksi 1 bölü 6, 5 bölü 6, 5 bölü 6 bölü 5 bölü 6'dan 1 bölü 6. O da tam 45 değerine eşit. O da tanjant x artı y 1 oldu. Peki hangi tanjant değeri 1 yapar? 45 yapar. O zaman x artı y toplamı kaç derece? 45. 45 derece. Bu da son sorumuzdu. Ben hemen sorumuzu daha tuttum. Arkadaşlar güzel bir ders sonuna geldik. Yıktımat YouTube kanalında tanımış olun bu vesileyle. Problemleri dahil 21 saatte problemlerim var. YouTube'un trendinde zaten. Muhakkak dinleyin. Az reklam yapıyorum. Figen ne gülüyorsun? Tamam mı? Bak AYT matematik, TYT matematik, geometri birçok konu anlatım var kanalımda. Alayını gidin dinleyin. Burada biraz hızlı oldu ama diziler konusunu video olarak anlattım. Logaritma konusunu daha önce video olarak anlattım. Periferi var adlarında. Gidip dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda buradaki arkadaşlarıma da
derse katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Betül'e, Cihat'a, Mücahit'e, Taha'ya. Ya burada görünmeyen arkadaşlarımız var. Dünya, Sudem, Figen. Onlara da teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Hüsnü Özyiğin'deki ve Sultanbeyli'deki tüm okullardaki öğrencilere önce başarılar. Daha sonra tüm Türkiye'deki öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bravo.